Sabah 10 defa bu duayı yapana 6 fazilet verilir. Türkçe okunuşu. Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Allahu Teala her şeyden büyüktür. Allahu Teala'yı tesbih ederim, ona hamd ederim ve ondan mağfiret dilerim. Evvel ve ahir olan, başı ve sonu olmayan, zahir ve batın, ayetleriyle açık, zatıyla gizli olan, dirilten ve öldüren, kendisi her şeye kadir olan, Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim sabahladığında 10 kere bu duayı okursa ona 6 fazilet verilir. 1. Kendisine Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Furkan okuyan kadar sevap yazılır. Yanında devamlı onu korumak üzere 12 bin melek hazır bulunur. Hurilerle evlendirilir, cennette bir derecesi yükseltilir, kendisine tonlarla sevap verilir, iblis ve askerlerine karşı korunur. Subhanallah! Allah'ı her türlü noksan ve ayıplardan tenzih etmektir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Eğer Yunus Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirileceği güne kadar onun karnında kalırdı. Saffat Suresi. Bir başka ayet-i kerimede ise, Müslümanların en önemli özelliklerinden birinin tesbihat olduğunu öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki, onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Enbiya Suresi. Bu ayet ışığında Resulullah Efendimiz önemli tesbih kelimelerini öğretmiş ve her daim bunlarla meşgul olunmasını tembihlemiştir. Hadislerden bazıları. İki kelime vardır ki bu ikisi dilde hafif, tartıda ağırdır. Rahman olan Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerdir. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Hadis-i şerifin öneminden dolayı İmam Buhari kitabının son hadisi olarak bu tesbihatla eserini tamamlamıştır. Daha kısa bir tesbihat çeşidine Resulullah Efendimiz şöyle tavsiye ediyor. Allah katında onun en çok hoşlandığı sözü sana bildirmemi ister misin? Doğrusu Allah katında en sevimli söz Subhanallahi ve bihamdihi övgüsüdür. Namaz sonu tesbihata başlamadan okuduğumuz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber tesbihi ile La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir tesbihatı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından zikirlerin en yücesi olan kelimeler diye niteledikten sonra sürekli tesbihat olarak tekrar edilmesini tavsiye etmişlerdir. Virt, ödev olarak nitelenen tesbihatın en önemlisi. Subhanallahi ve bihamdihi zikredir. Günlük 100 defa virt olarak bu zikrin tekrarı Resulullah Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Resulullah Aleyhisselam yaşlılık nedeniyle kolayca yapılabilecek nafile bir ibadet istendiğinde günlük 100 defa Subhanallah, 100 defa Elhamdülillah, 100 defa La ilahe illallah tesbihatını aksatmamalarını tavsiye etmişlerdir. Resulullah Aleyhisselam sabah kalktığınızda sağlık ve afiyet içinde güne başlamanızı nasip eden Rabbimize her uzvumuz için bir sadaka vermemiz gerektiğini belirtir. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, zikir kümeleri, sağlığın devamı,
güne iyi başlamanın bir anahtarıdır. Resulullah Efendimiz Ebu Musa el-Eşari'ye "La havle ve la kuvvete illa billah" tesbihatına devam etmesini tavsiye buyurmuşlardır. Elhamdülillah, tahmid. Her türlü kusursuzluk sıfatlarının Allah'a nispet edilmesi ve ona her şekilde teşekkür edilmesidir. Allah'a hamd ve teşekkür arz edilmesi aşağıdaki ayetler ile bir yükümlülüktür. Allah'a hamd olsun de, onun seçkin kullarına ise selam olsun de. Ve de ki, hamd Allah'a mahsustur. Eğer şükrederseniz kesinlikle nimetimi arttırırım. Bana şükrediniz, nankörlük etmeyin. Her işin başı hamd ile olmalıdır. Besmele ve hamd ile başlamayan iş eksiktir. Cenneti kazanan müminlerin ilk sözü de Allah'a hamd etmek olacaktır. Bu konu ayette şöyle tasvir edilmektedir. İman edip güzel amel ve hareketlerde bulunanlara gelince, onların Rabbi imanları sebebiyle kendilerine altlarından ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki saadetleri erdirir. Bunların oradaki duaları, "Ya Allah, seni tesbih ve tenzih ederiz" sözüdür. Orada aralarındaki sağlık temennileri, iltifatları selamdır. Dualarının sonu da "Elhamdülillahi Rabbil Alemin." Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demektir. Yunus Suresi. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde "Allah'a hamd ile başlanmayan bir işin hayır ve bereketi kesilir. En faziletli zikir elhamdülillah kelimesidir. Sözlerin Allah katında en sevimli olanı Subhanallahi ve bihamdihi zikredir. Allahu Ekber. Allah'ın azamet, kudret ve saltanatının ilan edilmesidir. Aynı zamanda namazın başlangıç basamağıdır. Tekbir alınmadan namaza başlanmaz. Tekbir, 4 ayrı ayeti kerime ile Kur'an'da sabit olan bir kavramdır. Akla gelebilecek her türlü varlıktan daha yüce ve daha üstün olan, sonsuz yaratma gücüne sahip olan Allah'ın yüceliğini ilan etmektir. Tekbir kavramı, tazim kavramı ile eşdeğerlidir. Allahu Ekber nidası ile eş çocuk, babalık gibi her türlü oluşumdan münezzeh, zulüm ve acizlik gibi eksik sıfatlardan beri olduğunu ilan edilmektedir.